Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Fonksiyonlara başlayalım. Fonksiyon A ve B boş kümeden farklı iki küme olmak üzere F A'dan B'ye ilişki aşağıdaki iki şartı sağlıyorsa F A'dan B'ye fonksiyon denir. Şimdi buna tanım kümesi, buna değer kümesi diyoruz, tamam mı? Bunun görüntülediği kısmı şu kısmı da bunu da görüntü kümesi diyoruz. Tanım kümesinde boşta eleman kalmayacak. Tanım kümesinin her bir elemanı değer kümesindeki yalnızca bir elemanla eşleşecek. Bunu şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Buna mesela çocuk dersiniz, buna kadınlar. Her çocuğun bir annesi vardır ama her kadının bir çocuğu yoktur. O şekilde aklımıza tutabiliriz. Fonksiyon bir tanımdır, bir formüldür. Yani bunu bazen grafikle, bazen işte bazen şema ile şu şekilde gösterir. Bazen bir formül ile bunları göreceğiz şimdi. Ve ilerledikçe, başlar sıkıcı olsa da ilerledikçe fonksiyon zevkli olacak inşallah. Şu örneklere bakalım. Mesela burada bunun annesi bir, bunun annesi bir, bunun annesi yok. Böyle bir şey olamaz. Bu fonksiyon değil o halde. Şuna bakalım. Bunun annesi bu, bunun annesi 2 ve 3. Benim iki annem olabilir mi? Olmaz. Bu da fonksiyon değil. Bakıyorum benim annem bu diyor. Benim annem bu diyor. Benim annem olabilir. Bu bir fonksiyon. Bu da bir fonksiyon. Bu da olabilir. Şema olarak bu şekilde. Peki cebirsel olarak bakalım. Hangisi fonksiyon belirtir? Mesela burada tanım kümesi doğal sayılar, değer kümesi de doğal sayılar. Demek ki çocuk da anne de doğal sayılar olacak. Bu bakıyoruz f(x) eşittir x eksi 1 bölü 2. Bu bir fonksiyon değildir. Çünkü neden x'e 0 verelim? Mesela bir doğal sayı eksi 1 bölü 2 oluyor. Anne bir doğal sayı olmadı. Demek ki bu fonksiyon değil. Bakıyorum tanım kümesi bir tam sayılar. Annelerde doğal sayı olacak diyor. Mesela 1 verelim x'e. Bir de bir tam sayı sonuçta. 1'den 3 çıkarsa eksi 2 eksi o bir doğal sayı olmadığı için bu da fonksiyon belirtmez. Buna da bir çarp koyalım. Bu da bakalım reel sayılardan reel sayılar diyor. Mesela x'e 5 verdim. Neden 5 verdim? Çünkü paydayı 0 yapan değere bakıyorum. Evet paydayı 0 yaptı. Mesela 26 bölü 0 oldu. Bu bir tanımsız oldu. Yani bu bir reel sayı olmadı. O yüzden bu da bir fonksiyon belirtmez. Ama şöyle deseydi reel sayı mesela şu tanım kümesinde reel sayılar eksi 5 deseydi ok işareti gösterip reel sayılar diye deseydi o zaman bu bir fonksiyon belirtirdi. Şuna bakalım tam sayılardan pozitif sayılara. Herhangi bir tam sayı vereyim. Mesela ne vereyim? 6 vereyim. Eksi 6 verdiğimde ne oldu? 5 eksi 36 eksizli bir sonuç çıkıyor. Yani pozitif değer çıkmıyor. Bu da bir o yüzden fonksiyon belirtmez. Bakıyorum reel sayılardan reel sayı. Ne verirsem vereyim. Reel sayılar 2 mesela 4 işte eksi 2 4 yani reel sayılardan reel sayılar oluyor. Bu bir fonksiyon belirtir. Bakıyorum doğal sayılardan reel sayı. Yani neye ne verirsem reel sayı olduk. Neye ben eksi 1 verdiğimde baktığım paydayı 0 yaptı. Reel sayı olmadı. O yüzden bu fonksiyon belirtmez. Yanlış söyledim arkadaşlar. Çünkü aslında siz denedim demiştim. Şimdi burada doğal sayılar demiş. Eksi 1 doğal sayı değil ki. O yüzden bu da 0, 1, 2 verdiğimizde reel sayı belirtir. O yüzden bu bir fonksiyondur. Bakalım şu soru ne diyor? Biçiminde tanımlanıyor. Buna göre FA görüntü kümesi soruyor. Basit. Ne yapacağız? X yerine 1 koyacağız. 1, 4 oldu birincisi. 2 koyduk. 7 oldu. 4, 7. Bir de 12'nin FA görüntü kümesi 4, 7 ve 12 oldu değil mi? Şu soruya bakalım. Bize bu sefer FA'yı vermiş A kümesini soruyor. Şurası A kümesi. Şurası da görüntü kümesi. FA diyelim. Bana FA'yı vermiş. 13, 15 ve 23. Şimdi ben buradaki sayıları bulacağım. Bunlar böyle eşleşecek değil mi? Yani bunu 13 eşitliyorum. X 5 iken 13 olmuş. İşte bunu 15'e eşitlediğimde X 6 iken 15 olmuş. Bu X 10 iken yani 5, 6 ve 10 oldu A kümesi değil mi? Şimdi bize A'dan B'ye fonksiyon tanımlamış. Buna göre A'ya de demiş tanım kümesi. Bu şekilde buna göre FA'yı bulalım. Yani görüntü kümesimizi bulalım. Ne yapacağız? X'in yerine eksi 2 koyacağız. Eksi 4, eksi 3 bölü 3, eksi 1. Kapalı aralık olacak bu kapalı aralık olduğu için. 7 koyacağız. 7 kere 14, 15 bölü 3, 5 olacak. Bu da açık aralık. FA'yı bulduk bu şekilde. Bir not var. Çok önemli bir not değilmiş. S, A, N, S, B, M olmak üzere A'dan B'ye fonksiyon sayısı tam ters yapıyoruz. M bölü N. Bundan bunu sorursa M bölü N. Yani örnek olarak mesela vermiş buna P fonksiyonu tanımlanabilir.
bana fonksiyon sayısını soruyor A'dan B'ye. Şimdi bakıyorum A'dan B'ye tanımlandığı için ne yapıyorum? 3 üzeri 5 diyorum tam tersi şeklinde. Şimdi grafik şeklinde verilen bir bağıntının fonksiyon olup olmadığını anlamak için y eksenine paralel doğrular çizilir. Çizilen doğrular grafiği sadece bir noktada kesiyorsa grafik fonksiyon grafiği denir. Yani mesela ne diyoruz? Mesela ben şunu şöyle y eksenine paralel doğru çizdim. Bak iki noktada kesti. O yüzden bu bir fonksiyon değil. Neden fonksiyon değil? Mesela buraya bakıyorum bu eksi 2 5'e hem de eksi 4'e karşılık geliyor. Bir çocuğun iki annesi olamaz. O yüzden fonksiyon değil. Şuna bakıyorum bu zaten 3 noktadan falan kesiyor. Şuna bakıyorum evet bir noktadan kesiyor. Bu bir fonksiyon. Bir noktadan kesiyor. Evet bu bir fonksiyon. Bak y'ye paralel doğru çiziyorum bir noktadan kesiyor. Sonra çiziyorum y'ye paralel grafiği bakıyorum bir noktadan kesiyor. Evet bu bir fonksiyon. Şuna bakıyorum çiziyorum. Evet bir noktadan kesiyor. Ama bakın şuradan çizdim. Bakın burası içi dolu. Demek ki bu grafiğe ait hem burada bir değer hem burada bir değer almış oldu. Yani iki noktadan kesti. O yüzden bu bir fonksiyon değil. Şuna bakıyorum. Evet bunlar bir noktadan kesiyor. Şu kısma bakıyorum. Bu kısma baktığımız zaman... Evet buradan kesiyor ama buradan kesmiyor. Bakın bunun içi boş. Yani bu grafiğe dahil değil burası demek. O yüzden bu da bir fonksiyon belirtir. Tanım kümesini bulma. Tanım kümesi x'lere verilecek tüm değerlerin oluşturduğu kümedir. X ekseninde aranır. Tanım kümesi x ekseninde aranır. Şuradaki x ekseni değer kümesinde y ekseninde ararız. İfade tanımsız yapan değerler tanım kümesinden atılır. Yani mesela fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulalım. Şimdi A'dan B'ye gidiyor fonksiyon. Şurası bizim tanım kümemizde. Bunu bulacağız. Şimdi x kare eksi 5 artı 6'yı biz 0'a eşitlediğimizde ne oluyor? 3 ile 2'yi çarpalım. X'i de eksi. X eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir 0 oldu. X 3 için ve x2 için bu payda 0 oluyor. Yani tüm reel sayılardan x2 ve 3'ü çıkardığımızda tanım kümesini en geniş aralığını bulmuş olduk. Fonksiyonun en geniş tanım kümesini bulalım. Şimdi biz köklü sayılarda bunu öğrenmiştik. Eğer burası çift ise kökün içi büyük eşit 0 olacak. Yani 3 eksi x artı 1 büyük eşit 0. Bu karşıya geçtiğinde x artı 1 küçük mutlak değer içinde küçüktür 3 ise x artı 1 eksi 3 ile 3 arasında yapıyorduk değil mi? Her taraftan 1 çıkardığımızda x ne olur? 2 ile eksi 4 arasında olur. Ve şuradaki büyük eşitsiz koymadık. Bunları da koyduğumuz zaman olay oldu. Yani x 2 ile eksi 4 arasında tanım kümesini buldum. Kapalı aralık tabii ki şuraya yazdım. Şimdi yukarıdaki grafiği verilen fonksiyonun tanım ve görüntü kümesini bulalım. Şimdi ne dedik? X fonksiyonu, x ekseni bize tanım ekseni ne buluruz? Y ekseninde bize değer kümesini buluruz. Biz tanım kümesini bulalım. X eksenine bakıyorum. Eksi 5, eksi 3 ile 5 arasında. Ama eksi 3 bakın boş. Yani burası açık. 5'e bakıyorum kapalı. Yani burası kapalı olacak. Bakıyorum değer kümesini bulalım. Eksi 2 ile 4 arasında. Bakıyorum eksi 2 kapalı. 4 ise açık aralıkta olacak. Evet bu videomuz buraya kadar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Buraya kadar anlattığımız yerlerden hocamızın dediğine göre soru çıkmamaktadır.